Seren. Kızlar, hani bir sohbet edemedik. Nasıl gidiyor okul? İyi gidiyor amcacığım. Bir sorun olacağını sanmıyoruz. Geçen sene de öyle dediniz ama son anda kurtardınız. Yok yok, bu sene daha sıkı tutuyoruz amcacığım. Ya daha sıkı tutuyorlar. Sabahtan akşama kadar telefonla konuşan benim değil mi? Ekremcim affedersin. Evdeki sorunları sana yansıtmak istemiyorum. Üzülüyorsun biliyorum ama ne yapayım işte. O ne demek Aslı'cığım? Bu evde ne oluyorsa anında benim haberim olmalı. Ya öyle mi diyorsun? Peki o zaman. Evet, Seren Hanım. Yani şu karşınızda görmüş olduğunuz kız... ...geçen hafta çarşamba günü son dersini etmiş... ...matematik dersine girmemiş... ...ve sevgilisi Ozan'la buluşmuş. Sevgilisi mi? Yok öyle bir şey amcacığım. Sus, amca deme bakayım. Yani amca deme, amcana cevap verme bakayım. Ay ne güzel, parasız yatılı okulda okuyacaksınız. Yine döndünüz, dolaştınız, geldiniz başıma canım. Şey öyle demek istemedim hayatım. Neyse, bitmedi. Şu kız yani Leyla ablasının peşine takılıyor. O da çarşamba günü dersini ekliyor. Ve inanmayacaksın ama o da sevgilisiyle buluşuyor. İsmi de Erdal mı ne? Erdem. Aa, bak ben bir şey demedim. Kendi ağzıyla söyledi. Erdem dedi. Sevgilisi ha? Bitmedi. Bak bu da geçen ayın telefon faturası dökümü hayatım. Fosforlu kalemle çizdiğim yerler bu kızların konuşmaları. Hani belki bunların sevgililerini arayıp böyle bağırmak, haykırmak istersin diye düşündüm. Sonuçta çocukların geleceği söz konusu değil mi? Bu sevgili meselesini daha sonra konuşacağız çocuklar. Bitmedi hayatım, bitmedi. Ay banyoya girdiklerinde kapıyı kilitliyorlar. O küvetin içine 2 litre şampuanı boşaltıyorlar. Gel kendin gel. Ay olur mu canım böyle şey? Üstelik geldiklerinden beri yani geçen seneden beri 12 tabak, 8 bardak, 2 tane Kürt ablası kırdılar. Ne yapıyorlarsa artık Kürt ablasıyla. Tamam Aslı. Benim yeğenlerim akıllı kızlardır. Eminim düşünüp pişman olacaklardır. Hayatım durumumuz ortada zaten. Ekonomik krizden yeni çıktık. Sen sabahtan akşama kadar eşekler gibi çalışıyorsun. Bir de bu beslemelerin yani yeğenlerimizin telefon faturalarını mı ödeyeceksin? Sana üzülüyorum ben. Tamam. Şimdi ekonomik durumumuz iyi, problem yok artık. Bu arada Kıvılcım nerede? Hazırlanmadı mı daha? Hazırlanmaz mı? Sabah namazıyla kalktı çocuk hazırlandı. Ha. Günaydın Aslı, günaydın Ekrem. Kıvılcım, birincisi ben senin babanım, sen bana Ekrem diyemezsin. İkincisi herkes sofrada hazırken sen niye hala pijamalarlasın?